Merhaba değerli arkadaşlar. Çok güzel kuka tespihlerimle karşınızdayım. Şimdi kukalarımı alacağım buradan. Çok güzel bir görüntü şu anda. Bunları alacağım. Size tanıtacağım. Bakalım şöyle. Güzel iki elle alalım. Düşmesin, kırılmasın. Şimdi bir kukam şöyle var arkadaşlar. Kukamı size göstereyim. Temiz işçilik. Cilası çok iyi yapılmış. Delikleri çok güzel. Evet. Harika. Şimdi çekim lezzetine bakıyoruz. Kuka'nın çekim lezzeti arkadaşlar gerçekten harika. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Kuka için belki çok konuşmamak lazım. Kuka'mız şu anda harika. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fıçı kesim. Kısa tok imame. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle biraz da yakından göstereyim. Şöyle bir bakın. Harika bir parlaklığı, güzelliği. Malzemelerin hepsi seçildi arkadaşlar. Kukalarımızı genelde öyle yapıyoruz arkadaşlar. Malzemelerin hepsi seçme oluyor. Ölçüsünü merak ediyorsunuz. Hemen ölçüsünü söyleyeceğim arkadaşlar. 6,7 11 ölçülerinde 6,7 11 ölçülerinde yapılmış bir tespih. 6,7 neden derseniz arkadaşlar bilinçli yapılmış bir boy. Tamamen öyle istendiği için öyle yapıldı. 6,7 ölçülerinde bir tespihimiz kuka, fıçı kesim, kalın delik, kısa tok imame. Şimdi aynen bir tane daha gösterebilirim. Burada bir tane daha var aslında fıçı kesim. Onun boyunu bilmiyorum. Bakayım. Buna bakacağım. Evet, 6,7'ye 11. Bütün ölçüleri aynı arkadaşlar. Yine fıçı kesim, kısa tok imame. Şöyle göstereyim size. Ya. Çift kuka, iki kuka. Kukain. Bahreyn diyorlar iki deniz arası. Kukain. İki tane kukamız arkadaşlar. Şöyle yine kalın delik, kısa tok imame, dayanıklı gövde. Harika bir yapısı var. Malzemeler hepsi seçme. Kalın delik, çıtır çıtır, çıtır çıtır. Çok güzel arkadaşlar. Yani 6,7 neden seçti abimiz bilmiyorum ama gerçekten ele de çok güzel geliyor. Çok hoş. Vardır bir hikmeti deyip şöyle hemen bırakıyorum buraya. Yorumlara abi kendisi yazabilir. Neden 6,7? Güzel. Şimdi aynı ölçü, aynı kesim bir kukam daha var. Onun da ölçüsüne bakacağım. Bu da ustamız herhalde yapmışken gireyim şu işin içine. Kukalar boşa gitmesin. Bir tane daha yapayım demiş herhalde. Çünkü bir tane fazla geldi. Bu şu anda boşta arkadaşlar. Kısa tok imame, dayanıklı gövde, kalın delik. 6,7'ye 11 ölçülerinde fıçı kesim bir tespihimiz. İyi ki de yapmış. Gerçekten sevdim ben bu boyu. Güzel bir boy. Üçlü olunca ne diyecektik arkadaşlar? Onu bilmiyorum bak. İki deniz dedik Bahreyn gibi. Fırkateyn gibi. Fırkateyn o iki tane fırka mı anlamında mı geliyor acaba? Onu da bilmiyorum da. Kukayın dedik ama 3 olunca ne olacak? Triya kuka. Öyle olur. Triya kuka. Trileçe var ya. Oradan geldi işte arkadaşlar. 3 tane süt demek. Trileçe. Bu da 3 kuka. Triya kuka. Biraz İtalyanca gibi söyledim sanki de. Evet. Bu da aynı. Şimdi bir tane daha var. O da kesme geldi ama onun ölçüsünü bilmiyorum arkadaşlar. Şimdi ölçüsüne bakacağım. Yakın bir ölçü tabii ki. Bakacağız. Ne diyor bize bu yakın ölçü? Kaçmış? Kesme arkadaşlar. Kalın delik.
kuka müthiş yağlı bir tesbih arkadaşlar. Müthiş yağlı bir tesbih. İşte el işçiliğinin güzelliği de tanelerin hepsini seçiyoruz. Seçme yapıyoruz arkadaşlar. Seçme yaptığımız için de taneler güzel, bakımlı, olabildiğince az lifsiz güzel parçalar oluyor. Şimdi bunun da ölçüsüne bakacağım. Bu 7. 7'ye 10 mu? 10,5 mu? 7'ye 10,5 olmuş arkadaşlar. Bu da 7'ye 10,5 kusuratlı çıkmış. Ustamız kukaları değerlendirmiş. Allah razı olsun. Değerlendirdiği için biz de bunlara böylece 2 tane tesbihimiz fazla oldu. Güzel oldu. Çok güzel oldu. Kesme ve fıçı. Birer tanesi bizim arkadaşlar. Şimdi burada 2 tane tesbihim, 3 tane tesbihim daha var da kuka onlarda. Ölçülerine bakıyorum. Da gölgede bakıyorum. 11 ile 14 ölçülerinde arkadaşlar. Düz ağızlı yumurta çalışma. Güzel mi? Güzel bir kuka. Temiz, hassas el işçiliği arkadaşlar. Şimdi kalın delik çalışıldı hakeza. Şöyle bakalım. Maskot boy bunlar. Şöyle imameye falan da güzelce bir bakalım. İki, dört, altı, sekiz, on, on iki, on dört, on altı, on sekiz, yirmi, yirmi birli arkadaşlar. Harika. Bugün kukalardan gittik. Başka bir şey karıştırmadık. 21'li, 11'e 14 düz ağızlı yumurta arkadaşlar. Bunu da hemen şöyle sırasına göre koyayım. Şöyle yuvarlayarak götürelim. Kaba davranmayalım tesbihlerimize. Onlar bizim göz bebeğimiz. Evet. Şimdi yine aynı ölçülerde bu sistemliydi. Buraya gümüş püskül kullanabiliriz diye kısa tok imame, daha kısa bir imame İskender tarzı dedikleri. Yine düz ağızlı yumurta kaçlı? 11, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19'lu bu defa. 19'lu bir tesbihimiz. Bilek boy bunlar arkadaşlar. Kullanabileceğiniz, çıtır çıtır elde çekebileceğiniz tesbihler. Hepsi usta işçilikli, el işçilikli tesbihler. Bilek boy dedime bakmayın. Bunların 17'si falan ya da 15'lisi tam bilek oluyor. 17'si hafif biraz büyük oluyor. 19'lusu tamamen bilekte rahatlıkla düşebiliyor. Tabi yani çok kalın değilse bileğiniz. Evet. Çok güzeller. Çok güzeller. Bu 19'lu. Öbürü 21'li arkadaşlar. Bakın bu 21'li, bir 19'lu. Bir tane daha kukam var arkadaşlar. Belki daha önce buna benzer bir şey tanıttım ama 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li bu da. Bakın bu da bilek boy biraz daha bileğe uygun. Bileği biraz kalın olan da rahat durur. Bende durmuyor. Bende 17 değil yani 15'li falan herhalde olur. Fıçı kesim bu. Kalın delik. Delikleri kalın dediğimiz arkadaşlar 1.30 gibi delikleri var. Evet, gümüş süsleme yaptık. Gümüş süslememiz burada. Harika bir çekim lezzeti olan fıçı kesimimiz. Of, çok güzel. Bu tesbih daha eski çünkü arkadaşlar. Bakın nasıl sesi fark ediyor. Yıkıyor ortalığı, yıkıyor. Evet arkadaşlar, şöyle ekrana sığdırdık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.